Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Yine bomba gibi bir video ile karşınızdayız. İkinci yazılı kampıyla karşınızda olacağız. 9. sınıf tarih yazılıya hazırlıkla birlikte olacağız. Peki konuya geçmeden önce ne yapacağız? Tabii ki sıfırdan 9'a tarih konu anlatımlı soru bankasını göreceğiz. Bakın arkadaşlar nereden nereye kadar sorumlu olacağız? Sayfa 10'dan sayfa 90'a kadar sorumluyuz. Yani tarih zaman insanın ilk dönemleri ve orta çağda dünya. Konu anlatımda soru bankasını çözdük, bitirdik. Hemen Tonguc'un Dinamo soru bankası imdadına yetişecek. Senin peki hangi aralıklarda ödevlendireceğiz? Tarih, zaman yani sayfa 11 ve orta çağda dünya sayfa 100'e kadar sorumlu olacaksınız. Bir de Tonguç Akademi sizin için mükemmel bir akıl notları çıkarttı. Yani bu ne bir nevi arkadaşlar yazılı özetleri gibi ne yapabiliriz? Düşünebiliriz. Hemen tarihi bulacağım burada. Karıştırıyorum ve buldum. Biyolojiden hemen sonra geliyor. Yani değerli arkadaşlar sayfa 126'dan kaça kadar sorumlu olacağız biz burada? Tabii ki orta çağda dünyada. Sayfa 146'ya kadar yani 156'ya kadar neyiz? Sorumluyuz. Birinci dönem anlamında Tonguç Akademi akıl notlarıyla senin yanında olacak. Hazırsanız mükemmel bir yazılıyla karşınızdayız. Hadi hız kesmeden başlayalım. Evet birinci dönem ikinci yazılı konularımız neler? Birinci ünitemizde tarih ve zaman yani tarihe yardımcı bilim dağları, tarihin yararlandığı kaynaklar, Bunları birlikte öğreneceğiz. Sonrasında ise Türklerin yine kullandığı takvimleri göreceğiz birlikte. İkinci dönemde ise insanlığın ilk dönemlerini ve insanlığın ilk dönemlerinin yanı sıra medeniyetleri, medeniyetlerin dünyaya katkılarını birlikte öğreneceğiz değerli arkadaşlarım. Üçüncü ünitemizde ise orta çağ dünyasında neler olduğunu, feodalite sistemini, yine feodalite sisteminin yanı sıra bu süreç içerisinde önemli tüccar topluluklarını yine kanunların geliştiğini birlikte öğreneceğiz. Hazırsanız hız kesmeden başlayalım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar bu sefer konu videolarımızı açıp bakabilir. Sonra da bunları ne yapabilirsiniz? Tekrar edebiliriz. Şimdi gelelim. İlk olarak boşluk doldurmalarımız var. Bunlara bakacağız birlikte. Türklerin kullandığı takvimlerden biri olan nokta nokta takvimde yılbaşı 1 Mart olarak kabul edilmiştir. Şimdi değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde ne yapılıyordu? Mali işleri düzenleyebilmek için Rumi takvim ne yapılmıştır? kullanıldı. Peki Türkler bugüne kadar kaç farklı takvim kullandılar dersem 5 farklı takvim kullanacaklar. İslamiyet'ten önce 12 hayvanlı Türk takvimi. Sonrasında ise İslamiyeti kabul etmemizle birlikte Hicri takvim. Hicri takvimden sonra Büyük Selçuklu Devleti'nde Celaleddin Melikşah'ın Ömer Hayyama hazırlattığı hangi takvim? Celali takvimi. Sonrasında ise Yine daha yeni soruda gördüğümüz Osmanlı Devleti'nde mali işleri düzenleyebilmek için Mart ayının başlangıç olarak kabul edildiği takvim ise Rumi takvim olacak. Ve bugün çağdaş muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak ve dünya ile entegrasyonumuzu sağlayabilmek için Miladi takvim ne yapılmıştır? Kullanıldı diyoruz. Şimdi geldim ikinci sorumuza. Miladi takvim nokta nokta yılı esas alınarak düzenlenmiştir. Peki arkadaşlar hangi yılı esas alarak düzenlenmiştir dersek aklınıza tabii ki gezegenimiz olan güneş yılını hesaplayarak ne yapıyoruz? Düzenleyeceğiz. Bakın bir uydumuzu baz alacağız bir de gezegenimizi baz alacağız. Güneş dediğim zaman yine bunları 5 tane farklı takvim içerisinde 12 hayvanlı Türk takvimi daha sonrasında Rumi takvim yine Celali takvimi ve Miladi takvim güneşe göre hazırlanırken ama Hicri takvim neye göre hazırlanmıştır? Ay yılı esasına göre hazırlanacak. Tarihe yardımcı bilim dallarından nokta 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 madeni paraları inceler. Bakın hangi bilim dalı inceleyecekti? Nümüzmatik diyecektiniz arkadaşlar. Nümizmatik bana hangi anlamda yarar sağlayacak? Paraların incelenmesi anlamında yarar sağlar. Aklınıza şu şekilde gelsin. Şimdi biz parayı nerede çekiyoruz? Bankamatikten çekeceğiz. E baktığım zaman matikle bitmiş. O zaman demek ki matikle bittiğine göre hangi bilim dalı diyoruz? Parayı inceleyen bilim dalı olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. 4. Kadeş Savaşı tarihin nokta nokta alanındaki inceleme konularından biridir. Hmm. Şimdi bakın biz burada güzel bir noktaya değindik. Tarihe yardımcı bilim dalları hangisi inceler dersem aklınıza diplomatik gelsin. Ama diyor ki Kadeş Savaşı tarihi nokta nokta alanındaki inceleme konularından biridir. Kaçıncı el kaynak olacak? Birinci el diyoruz arkadaşlar. Kaçıncı elmiş? Birinci el kaynak olarak ne yapılmakta? Bilinmekte yani alandaki incelemeyi ne yapar? Konulardan biridir diyeceksiniz. 5. Karayin Mağarası nokta 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 taş devrini aydınlatan merkezlerden birisidir. Şimdi Karayin Mağarası'nın özelliğini önce bir bilmemiz lazım. Karayin Mağarası insanlık dönemine ait ilk neylere rastlayacağız biz? Kalıntılara ve fosillere rastlıyoruz. Peki insanlığın ilk dönemleri hangi döneme göre ayrılıyordu? Hatırlayın biz bu döneme 3 çağ sistemi diyorduk ve insanların kullandığı araç gereç ve nesnelere göre de bu devirler iki kısma ayrılacaktı. Taş devri ve maden devri diyecektik ve bunları kendi içinde de üçerli gruplara ayırıyorduk. Paleolitik, Mezolitik ve Neolitik diyecektik. Bakın bu dönemde Karain Mağarası Taş Devri'nin hangi dönemini aydınlatıyor dersek eğer Paleolotik dönemi ne yapmıştır? Aydınlatmıştır diyeceğiz. Yine geldim 6'ya. Anadolu uygarlıklarından nokta nokta tapates denilen kilimler dokunmuşlardır. Bakın bu sefer ilk çağ uygarlıklarına girdik. Anadolu'daki uygarlıktan bahsediyor. Merkezleri neresidir? Gordion diyeceğiz. Yani bugünkü Ankara'nın Polatlı şehri olarak ne yapılmakta? Kabul edilmekte. Yine aynı zamanda en önemli hükümdarları Midas diye adlandıracağız. Fibilo adına verilen çengelli iğne bulmuşlardır. Yani kimdir bu uygarlıklar dersem? Frigler olarak ne yapılmakta? Bilinmekte diyoruz. Geldim 7. sorumuza. Hitit kralına devlet işlerinde nokta 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 adı verilen kraliçe yardım etmiştir. Peki kimdir bu kraliçe dersem? Taban Anna olarak ne yapılacağız? bileceksiniz. Şimdi demek ki Hititler kadına önem verdiğinin açık ve net neyidir burada göstergesidir. Yine Hititler'de pankuş adı verilen meclisler var. Bu da Hititlerin demokratiksel bir yönetim süreci izlediğinin açık ve net neyidir göstergesidir. Yine Hititler bugünkü Çorum'un Boğazköy diye adlandırdığımız bölge yani başkentleri de Hattuşaş olarak bilinmekte. Geldim 8'i. E. Lidyalıların başkenti Sardes'ten Perslerin başkenti Susa kadar uzanan ticaret yoluna tarihte nokta 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 yolu adı verilmiştir demiş. Bakın değerli arkadaşlar dönemi tüccar toplulukları bir yol kullanıyor. Kim bunu kullanan? Lidyalılar. Peki bu yol hangi yoldur dersem kral yolu diyeceksiniz. Peki kral yolunu biz önceden kimler diyorduk? Lidyalılar yapıp kullanmışlardı diyorduk ama yapılan son çalışmalarda bu yolun Persler tarafından yapıldığını ama Lidyalılar tarafından tamir edilip kullandırıldığını gördük. O zaman ben şöyle bir yorum yapacağım. Şu şekilde düşüneceksiniz. Demek ki Lidyalılar tüccar bir nedir? Topluluk. Çünkü hangi yolu kullanmışlar? Ticaret yolu olan kral yolunu kullanıyorlar. Ve aynı zamanda ticareti geliştirmeleriyle birlikte dünyada bilinen ilk madeni neyi basmışlardır? Parayı basıp kullanacaklar ve ticarette ve dünyada büyük bir soluk ne yaptılar? Getirdiler. Geldim 9. sorumuza. Orta Çağ başlarında İran'da nokta nokta hüküm sürüyordu. Bakın değerli arkadaşlar Orta Çağ döneminde İran'a hüküm süren topluluk kimdir dersem eğer aklımıza kim gelecek? Sasaniler. Ne yapsın? Aklımıza gelsin. Ama ilk çağ diye söyleseydi bana Persler diye ne yapardım ben? Aklıma gelirdi. Ama ortaçağ diye bana sorduğu için Sasaniler aklımıza ne yapacak gelecek hatta Sasanileri Hazreti Ömer Nihavend ve Celilo savaşları sonrasında Sasani devletini yıkmış Horasan bölgesine hakim olarak böylece Türklerle ilk Müslümanlar komşu haline gelmiştir. Geldim doğrumuza yanlışımıza bakalım doğrumuz ne yanlışımız ne birlikte buna bir bakalım ve birlikte bunu bir analiz edelim değerli arkadaşlar. Aşağıdaki ifadelerde doğru olanların başında D, yanlış olanların başına ise Y yazınız. 1. Minyatürler ve silahlar tarihin yazılı kaynakları arasındadır. Hmm. Şimdi değerli arkadaşlar minyatür biliyorsunuz ki küçük insanların resmedildiği şeydir. Ve silahları da biliyorsunuz ki nitekim e, kullanılan savaş araçları. E peki silahlar ve minyatürlerin üzerlerinde hiç yazı gördük mü? Görmedik. O yüzden de bana neyi sormuş? Yazılı kaynağımızı sormuş. O zaman değerli arkadaşlar yazı olmayacağına göre hemen ben buraya neyimi yerleştirdim? Y'yi Ye yerleştirdim. Geldim iki. Milattan sonraki yıllar ifade edilirken milattan sonra kısaltması kullanılmayabilir. Evet değerli arkadaşlar. Bakın milattan sonraki yıllar yani Hz. İsa'nın doğumunu ben sıfır olarak kabul edeceğim. Hz. İsa'nın doğumundan sonraki olayları ben milattan sonra doğumu öncesini ise milattan Önce diyoruz mesela siz kendi doğumunuzu düşünün hiçbir zaman doğum tarihinizi söylerken atıyoruz 2011 yılında doğdum 2011 yılında derken milattan sonra 2011 yılında doğduk diye bir ifade kullanıyor muyuz hayır kullanmıyoruz o yüzden de biz bunu ne olarak kabul edeceğiz doğru olarak kabul ediyoruz. Geldim 3. soruma milattan önceki döneme ait tarihlerin önüne milattan önce kısaltması bilir. Milattan önceki döneme ait tarihlerin önüne milattan önce kısaltması getirilmek zorundadır değerli arkadaşlar. Yani düşünsenize milattan önce 375 yılını anlatıyorsunuz ama siz telaffuz ederken 375 yılı dediniz. Bu milattan sonraya girer direkt. Yani karşınızdaki insan ne olarak algılar bunu? Milattan sonra olarak algılar. O yüzden de ben buna yanlış olarak ne yapacağız? Kabul göreceğiz. Kürk yolu Hindistan'dan başlayıp Kızıldeniz üzerinden Avrupa'ya uzanan bir deniz yoludur. Değerli arkadaşlar, Hindistan'dan başlayıp Kızıldeniz üzerinden Avrupa'ya uzanan bir deniz yolu dediğim zaman aklımıza hangi yol gelecek? Baharat yolu. Ne yapacak? Gelecek. Şimdi Baharat Yolu geldi. Ama Kürk yolunu sormuş bana. Kürk yolu nereden başlıyor? Çin'in Mançura bölgesinden başlayarak yine Orta Asya bölgesinden uzanarak Kırım diye adlandırdığım Karadeniz bölgesine kadar uzanan canlı hayvan ticaretinin, postların, derilerin satıldığı yer Kürk yoludur. O yüzden de bu yine yanlış olarak kabul görmekte. Beşinci sorumuz. Feodalitenin görüldüğü Avrupa ülkelerinde toplumun en alt sınıftakilere paryalar denilir. Değerli arkadaşlar paryayı biz nerede görüyoruz? Hindistan'da Kast neyinde göreceğiz? Sisteminde görüyoruz. Feodaliteye bir, bir parya sistemini görülmemekte. O yüzden de yanlış olarak kabul edeceğiz. Kervan yolları üzerindeki ribatlar güvenlik amacıyla inşa edilmiş karakol binalarıdır. Şimdi değerli arkadaşlar kervan yolları üzerindeki ribatlar evet ilk başta sınır karakolları olarak inşa edilmişti. Ve daha sonrasında ise ticaret mekanları haline gelmişti. Ve ribatların ilk örneklerini Karahanlılar'da ne yapmaktaydık? görmekteydik. O yüzden de biz bunu doğru olarak ne yapıyoruz? Kabul edeceğiz. Geldim yedinci soruma. Sümerler alfabe icat eden ilk çağ medeniyetidir. Bakın arkadaşlar Sümerler alfabe icat etmedi. Neyi yazı e, neyi icat ettiler? Yazıyı icat ettiler. Hatta biz bu yazıya piktografik yazı ya da çivi yazısı diye ne yapılmakta? Adlandırılmakta. Ama alfabeyi sana hocan sorarsa hemen aklına kim gelecek? Fenikeliler olarak ne yapılmakta bilinmekte. Ve bugün Fenikeliler Latin alfabesinin temelini ne yapmışlardır? Oluşturdular diyoruz. Geldim 8. soruma. Hititler devlet yönetiminde tanrı kral anlayışını benimsemişlerdir. Bakın değerli arkadaşlar. Hititlerde de evet teokratik bir devlet anlayışı var. Ama biz Hititlerdeki anlayışa rahip artı ne diyorsunuz? Kral diyeceğiz. Yani aslında krallar gücünü meşrulaştıracaklar. Ve tanrılar aldığını iddia edecekler. Ama tanrı kralları yani firavunları kimde göreceğiz dersek Mısırlılar da görüyorsunuz. Ve o yüzden Hititler diye sorduğu için ben bunu yanlış olarak kabul ediyorum. Hemen burayı da pas geçmişim. Hemen burayı da yanlış olarak ne yaptık? Kabul ettik. 9. Yunan şehir devletlerinde güç kullanarak yönetimi ele geçiren kişilere tiran adı verilmiştir. Evet değerli arkadaşlar yönetimi ele geçiren yani bir nevi bütün güç onda toplandığı için biz bunlara tiran diyoruz. Yani cevabımızı doğru olarak kabul edeceğiz. Ona geldim. Cengiz Yasası'nda Türk töresinden alınmış hükümlere de yer verilmiştir. Evet, Cengiz Yasası ya da diğer isminde Büyük Yasada Türk töresinden etkilenmiş. Bundan da şu yorumu yapacağız. Moğolların Türklerden aşırı derecede kültürel, dini ve sosyal anlamda etkilendiğinin açık ve net göstergesidir. Bunu da doğru olarak kabul ettik. Geldim eşleştirmelerimize. Hadi bakalım birlikte bir numaralar verelim birlikte. Birinci sorumuz ilk başta nom adı verilen şehir devletleri şeklinde örgütlenmişlerdi. Bakın unutmayın şehir devletlerinin olduğu yerde siyasi birliktelikten ne yapamayız? Söz edemeyiz. Peki nomlar kimlerde görülecek? arkadaşlar Mısır uygarlığında görüyoruz. Yani ben biri nereye yerleştiriyorum? Hemen şuraya bir baktım. Baktım hemen burada gördüm. Mısır o zaman kaç numaraya yerleşiyor? Bir numaraya ne yaptı? Yerleşti. Hatta unutmayın soruyu hocan nom değil de site diye sorarsa Sümerler, polis diye sorarsa da Yunan uygarlığı olarak göreceğiz. Geldim ikiye. Devletlerin armalarını inceleyen bilim dalını sormuş. Peki armaları inceleyen bilim dalı hangisiydi? Herhaldeydi arkadaşlar. O zaman herhaldeydi de kaça yerleştirdim ben? 2 numaraya ne yaptık? Yerleştirdik. 3. Kavimler göçünden sonra ortaya çıkmıştır. Kavimler göçünden sonra arkadaşlar hangi sistem ortaya çıktı dersek de feodalite ortaya çıkacak. Hemen baktım feodaliteyi gördüm. Feodaliteyi de kaç numaraya yerleştirdim? 3 numaraya da feodaliteyi yerleştireceğim. Geldim 4'e. Başkentleri tuşmadır diyecek. Anadolu'da kurulmuş bir uygarlık hatta Van Gölü ve çevresinde kurulacak oda şeklinde mezarları vardır. Aynı zamanda en önemli tanrıları savaş tanrısı Haldi'dir. Peki o zaman 4 numarayı kimi yerleştiriyorum? Urartuları yerleştireceğim. Hemen 4'ü de ne yaptık? Yerine koyduk. Geldim 5'e. Dünyanın ilk kara kolonilerini hangi medeniyet kurmuştur? Yani sömürgelerinden bahsediyor. Kolonicilik faaliyetlerinden bahsetmiş. O zaman hemen değerli arkadaşlar kimleri göreceğiz burada? 5 numaraya asurlu tüccarları yerleştiriyorum. Hemen 5 numaraya da Asurluları ne yaptık? Yerleştirdik. 6. Sıfırı ilk kez hangi bilim insanları keşfetmiştir dediğimde de aklınıza Hintliler gelecek. O zaman 6'ya yere yerleştirdim. Hintleri yerleştirdim. Hemen 6 numaraya Hintleri koyuyoruz. 7. Frikler günümüzde çengelli iğne denilen neyi icat ettiler? Bakın çengelli iğneye biz ne diyoruz? Fibula adını vereceğiz. O zaman 7 numaraya da neyi yerleştirdik biz? Fibula'yı yerleştirdik. 8. Günümüz Avrupa devletlerinin hukuku hangi yasalara dayanmaktadır denmiş. 8'e de neyi yerleştireceğiz? 12. Levha kanunlarını yerleştiriyorum. 8 numarada da yerini ne yaptı? Aldı. 9. İlk çağda Bergamalılar tarafından hayvan derisinden üretilen kağıdın adı nedir dersek de... ...aklımıza papürüs gelecek. Papürüs o zaman kaç numaraya yerleşti? 9 numarada da neyi gördüm? Papürüsü gördüm. 10. Hindistan'daki insanlar hangi sisteme göre sınıflara ayrılmıştır demiş. Ona da neyi yerleştirecek en son olarak? Kast sistemini yerleştireceğiz... 10 numarada da kas sistemi yerini ne yaptı? Buldu değerli arkadaşlar. Geldim şimdi testlerimize bakalım. Sorularımızı görelim birlikte. Şimdi değerli arkadaşlar yukarıda metne bakacağız. Metne göre de bir çıkarım yapacağız. Tarihin konusu zaman içinde insan faaliyetleri, farklı etkilerle meydana gelen değişimler ve insan eylemlerinin sonucunda ortaya çıkan eserlerdir. Ayrıca doğa olayları sonuçları itibariyle İnsanları etkilediğinden tarihin konusu içerisinde yer alır. Yukarıdaki bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi tarihin konusu içinde yer almaz demiş bana. Şimdi A kavimler göçü. Şimdi göçü kim yapar? İnsan yapar. O zaman tarihin konusu içinde yer alır. B Ege göçleri. Bakın göçleri kim yapıyordu? İnsan yapıyordu. O zaman tarihin konusu içinde yer alır. C. Kurtuluş Savaşı. E, kurtuluşu kim gerçekleşir? İnsan yapmıştır ve insan gerçekleştirmiştir. D. Cacabey Medresesi. E, sonuçta mimari eserleri kimler verir? Devletler ve devletlere bağlı insanlar gerçekleştirir. O zaman bu da geçti. E. Kırşehir'de yaşanan kuraklık. Bakın kuraklık arkadaşlar kimin konusudur? Coğrafyanın konusu olacak. Ama deseydi ki Kırşehir'de yaşanan kuraklık nedeniyle göçler diye bir tabir kullansaydı o zaman neyin konusu içine girerdi? Tarihin konusu içine girerdi. Yani bir şeyin tarih olabilmesi için neye ihtiyaç duyacağım her zaman? İnsan olgusuna ihtiyaç duyuyorum. O yüzden de doğru cevabımı E olarak ele alacağız. Geldim bir diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi günümüze en yakın tarihtir? Bakın arkadaşlar bunu hemen tarih şeridi çizelim. Birlikte beraber yapalım. Şimdi hatırlayın. Hazreti İsa'nın doğumunu ben sıfır kabul ediyordum. Hazreti İsa'nın doğumu öncesine ben milattan önce, Hazreti İsa'nın doğumu sonrasını ise milattan sonra olarak kabul ediyorduk. Şimdi bakın sıralamam da nasıl gidiyordu? Şu şekilde gidecekti. Hemen burada size veriyorum. Unutmuyorsunuz, bazı şeylerin tam tersini ne yapacağız? Alacaksınız. Ona göre de hedefleyeceğiz. Şimdi gençler günümüzde en yakın tarih ne? Tabii ki 2021. Niye? Sıfırdan ilerledikçe milattan sonra sayılarım ne yapıyor? Büyüyecek. Ama milattan önce ise sayılar büyüdükçe ben sıfırdan ne yapacağım? Uzaklaşacağım. Yani tam neyini yapıyorum? Tersini gerçekleştiriyoruz. E şimdi bakalım. Milattan önce 2000. O zaman milattan önce şöyle ne yapalım? Tekrardan şeridi çiziyorum. Aklımızda kalsın diye sıfırı da yerleştirdim ben buraya. Milattan önce 2000. 209, 1881, 1453. Şöyle sayıya bir bakalım. Bakın tarihler milattan önce yani sıfırdan uzakladık ne yapıyordu? Büyüyordu. E burada en büyük sayım hangisi? Milattan önce 3200. O zaman 3200'ü ne yaptım? Yerleştirdim. Milattan önce 2000 demiş. Hemen 2000'i ne yaptım buraya? Yerleştirdim. E sonra 1881 demiş. Hemen 1881'i ne yaptık? Yerleştirdik. Yine arkadaşlar neyi vermiş? 1453'ü verdi. Ve en son olarak da milattan önce kaçı vermiş? 209. E baktığım zaman sıfıra hangisi yakın? Milattan önce 209. En uzağı ise hangisi? Milattan önce 3200. O zaman doğru cevabım hangisidir? Çünkü en yakın tarihi sormuş. O yüzden de milattan önce 209 olarak kabul görecek değerli arkadaşlar. Geldim bir diğer sorumuza. Dillerin tarihini, gelişimini ve değişimini araştıran bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A. Nümizmatik. Şimdi bakın matikten aklımıza gelsin demiştik. Matiğin özelliği neydi? Parayı inceleyen bilim dalı. Yani parayı ne yapar? İnceler. Epigrafi. B şıkkına baktım. Epigrafinin görevi nedir? Epigrafi de arkadaşlar kitabeleri ne yapar? İnceler. Geldik C şıkkına. Paleografya eski neyleri inceleyecek, yazıları inceleyecek. Eski yazı neyi dedik? Bilimi dedik. Geldim. Filoloji. Ne bilimi diyorsunuz? Dillerin tarihleri ne yapar? Araştırır. Yani ne bilimi diyoruz? Dil bilimi dedik. E arkeoloji. Neyi inceleyecek arkadaşlar? Kazı bilimi dedik. O zaman geldim. Bana neyi sordu? Dillerin tarihini ve gelişimini sordu. Hemen burada şıklara baktım. Dil bilimini hangisi verdi? Filoloji verdi. O zaman doğru cevabımız ne olacak? D şıkkı Filoloji olarak ele alacağız. Geldim bir diğer sorumuza. Milattan önce 3200'de çivi yazısını bulmuşlardır. Zigurat adı verilen tapınaklar inşa etmişlerdir. Bu tapınaklarda gözlem yaparak gök biliminde Bilimsel gözlem yöntemini keşfetmiş, bilgileri tablolaştırmış ve astronomi alanında ilerlemişlerdi. Ay ve güneş tutulmalarını hesaplamış, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn gibi gezegenleri tespit etmişlerdi. Buna göre yukarıda sözü edilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ben uygarlıkları size tek tek açıklayarak anlatacağım. Asur tüccarlar Bugün Mezopotamya bölgesinde kurulacaklar temel geçim kaynakları ticarete dayanmakta. Aynı zamanda Anadolu'ya ticaret sayesinde Karum adı verilen ticaret merkezleri kurmuşlar ve bu ticaret merkezleri sayesinde Anadolu'ya ilk kez ne getirmişlerdir? Yazı getirecekler ve yazı sayesinde Anadolu'da tarihi devirleri başlamasını sağlayacaklar. Ama Metin de bana böyle bir şeyden bahsetmedi. O zaman Asurlu tüccarlarım gitti. B'ye geldim. B dediğim zaman da aklımıza Hamur Abi geliyor. Yani kısasa kısas dünyada bilinen ilk anayasal süreci kim başlatacak? Hamur Abi ne yapmıştır? Başlattı. O zaman arkadaşlar aynı zamanda Babil'in Asma Bahçeleri ve Babil Kulesi yine Babil'li hükümdarları tarafından yaptırıldı. Ben bunları da gittim, geldim Hintlere. Hintliler Yine Hindistan bölgesinde kurulduklarından dolayı yüzyıllar boyunca hep istilaya uğramışlar ve siyasi bir birliktelik ne yapamadılar? Sağlayamıyorlar. Aynı zamanda da kültürel de birliktelikten ne yapamayacağız? Söz edemiyoruz. Ama Hintli bilim insanları dünyada ilk kez sıfırı bulmuşlar ama sıfıra herhangi bir değer vermemişlerdir. Hindistan'daki en meşhur olay hangisidir dersem kas sistemi diyorum. Yine burada da metinde bunu göremeyeceğim. Sümerlere geldim. Yine Sümerler site şeklinde kurulacaklar. Site yöneticilerine Patasi ya da Ensi adı vereceğiz. Patasi ve Ensiler yani sitelerde genelde zigurat adı verilen tapınaklar yapmışlar. Ve bu tapınakları kaç katmana ayırmışlardır dersem 3 katmana ayıracaklar genel hattıyla. En altı tahıl ambarı. En orta yere ibadet yeri. Hemen şurayı düzelttim. En üstte de gözlem evini kuruyorlar. Ve gözlem evi sayesinde Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn gibi unsurları incelemişler ve yine zigurat sayesinde neyi bulmuşlardır diyoruz. Yazıyı bulmuşlar. O zaman benim doğru cevabım ne olacak? D şıkkı yani Sümerler. Gelelim Mısırları söyleyelim. Mısırlar Nil Nehri ve çevresinde kurulmuşlar. Aynı zamanda engebeli bir arazi coğrafyası içerisinde kuruldukları için hiçbir zaman yani doğru düzgün istilaya uğramadılar. Ve bu medeniyet kendi kendini ne yapmıştır? Geliştirdi. Ve dünyada ilk güneş takvimini Kimler buluyor? Mısırlı uygarlığı bulacak, nom şeklinde şehir devletleri vardır ve sonrasında bu şehir devletleri kontrol altına alınarak merkezi bir krallık ne yapıldı? Kuruldu ve ben bu krallara ne diyeceğim? Tanrı kral yani firavun diyeceksiniz. Geldim bir diğer sorumuza. Milattan önce 3000 yılın son yüzyıllarında Arabistan'dan Filistin ve Suriye çevresine göç etmişler ve daha sonra buradan da doğuya doğru göçlerini sürdürmüşlerdir. Elamlar ile birlikte Sümer Devleti'nin yıkılmasında başlıca rol oynamışlardır. Yukarıda sözü edilen göç aşağıdakilerden hangisidir? A. Amuru yani Babil göçleri, B. Akat göçü, C. Hurri göçleri, D. Firik göçleri, E. Yahudi göçleri. Burada değerli arkadaşlar doğru cevabımız yani metine göre gideceğiz. Doğru cevabımız ise ne olacak? A şıkkı Amuru yani Babil göçleri olarak kabul edilmektir. Geldim bir diğer sorumuza. Milattan önce 7. yüzyılda Gediz ve Küçük Menderes vadileri merkez olmak üzere Kral Giges zamanında bağımsız bir devlet haline gelmiştir. Zengin maden yatakları ve verimli toprakları ile öne çıkmıştır. Madencilik, tarım ve hayvancılığın yanında başkenti Sart, altın madeni ve kuyumculuk sanatı ile tanınmıştır. Yukarıda sözü edilen ilk çağın tüccar topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar Başkentleri Sart'tır yani Sardes diyeceğiz. Baktığımız zaman Gedis ve Küçük Menderes ırmakları bölgesinde kuruluyor. Yani Ege bölgesinde kurulacak. Tarım ve hayvancılığın yanı sıra en önemli şeyleri maden ve kuyumculuk diye adlandırılmış. Peki bunlar kim? A. Asur B. Soğutlar C. Fenike D. Lidya E. Mısır Arkadaşlar metinde bize verdiği ve vurguladığı uygarlık yani Lidyalılar doğru cevabımız ne olacak değişiklik olarak kabul edeceksiniz. Geldim bir diğer sorumuza. Yaptığı kanunlarda önceki yöneticilerin rahiplerle birleşerek halkı sömürdüğünü ifade etmiştir. Yaptığı düzenlemelerle de daha çok borç affı gibi konuları işlemiş ve halkı rahatlatmaya çalışmıştır. Buna göre sözü edilen kanun aşağıdakilerden hangisidir? A) Hamurabi kanunları B) 12 levha kanunları C) Justinianus kanunları D) Büyük Yasa E) Urgakina kanunları Değerli arkadaşlar bu süreç içerisinde bizden bahsettiği önemli nokta hangisidir dersem Urgakina kanunları diyeceksiniz. Doğru cevabımız E şıkkı olarak kabul edilecek. Geldim bir diğer sorumuza. Don Rehni'nin denize döküldüğü yerden başlayıp Ural Dağları ve Güney Sibirya Ormanları sınırından Altaylara, Sayan Dağları üzerinden Çin'e ve Amur Nehri'ne ulaşan yoldur. Yani bize yolun tarifini vermiş. Bu bilgilere bakılarak söz edilen ilk ve orta çağda ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir? A. İpek yolu, B. Baharat yolu, C. Kürk yolu, D. Kral yolu, E. Tuz yolu. Değerli arkadaşlar bu yol hangi yolu bahsediyor? Tabii ki Kürk yolunu ne yapmakta bize bahsetmekte. O yüzden de doğru cevabımızı C şıkkı olarak ele ne yapıyoruz? Alacağız. Geldim bir diğer sorumuza. İslamiyet'in ilk dönemlerinde daha çok koruma, savunma ve askeri amaçlı inşa edilerek karakol veya ordugah olarak kullanılırdı. Sınır bölgelerinde yoğunlaşan bu yapılar yüksek duvarlarla çevrili olup avlu ve gözcü kulelerinden oluşurdu. 11. yüzyıldan sonra sınırların genişlemesiyle birlikte iç bölgelerde kalan yerler işlev değiştirerek ticari konaklama amacıyla kullanıldı. Bu yapı örneklerinin çoğu İpek yolu gibi ticari yollar üzerinde bulunmaktaydı. Yukarıda sözü edilen ticaret yeri aşağıdakilerden hangisidir? A. Arasta, B. Han, C. Kapan, D. Ribat, E. Kervansaray. Şimdi tek tek gidelim. Arasta, ardarda arda sıralı dükkanların birleşerek oluşturduğu çarşı. Açık ya da kapalı. O zaman demek ki Arasta değil. B. Şıkkı, Han, insanların konaklama merkezlerinin bulunduğu yer. O zaman bu da değil. C. Kapan, tek bir cinsten malın satıldığı yer. O da bu zamanda değil. Kervansaraylar ise Yine konaklamaların yapıldığı, yeme içme yerlerinin bulunduğu bölgeler. Ama ribatlar yukarıdaki metinde anlatılan ne olacaktır? Ticaret merkezi olarak ne yapacağız? Bileceksiniz. O yüzden de doğru cevabımızı değişikli olarak ele alacağız. Unutmayın değerli arkadaşlar. Ribatlar ilk kez Türkistan devletlerinde Karahanlılar'da ne yapılmaktadır? Görülmektedir diyeceğiz. Geldim bir diğer sorumuza. Kas sistemi bir kişinin toplumsal konumunun yaşamı boyunca belirlendiği toplumsal bir düzendir. Bu sistemin ekonomik bir kurallarını dinsel statüler belirlemiştir. Bu bilgilere göre söz edilen kas sistemi hangi uygarlıkta ortaya çıkmıştır? A. Çin, B. İran, C. Hint, D. Türk, E. Yunan. Değerli arkadaşlar kas sistemi Hint uygarlığında ortaya çıkacak. O yüzden de kültürel ve siyasi bir birliktelikten ne yapamayacağız? Söz edemeyeceğiz. Şimdi geldim sizin için çok güzel bir ödülü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekleyeceğim. Değerli arkadaşlar. Peki ödülü sorudan sonra neyi göreceğiz? Tabii ki bu video sizi tatmin etmedi mi? Tonguç tabii ki sizin için her daim yanınızda. Bizim güzel bir sistemimiz var. Tonguç Plus. Tonguç Plus'ta tüm derslerden 2 adet yazılı provasını yine yazılı provası öncesi konu anlatımı ve deneme sınavlarını tonguçakademi.com'da seni ne yapmakta beklemekte değerli arkadaşlar. Vurduğunuz gol olsun. Mükemmel sonuçlar sizinle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi çalışmalar.